Destur! Sultan Osman Han Hazretleri! Sultan 1. Ahmet Han'ın en büyük oğlu olup 3 Kasım 1604 tarihinde Mahfirut Valide Sultan'dan doğdu. Şehzadenin ismi Osman konularak 7 gün 7 gece şenlik yapılması ferman olundu. Çok iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi Doğu ve Batı dillerinin klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik tahsili aldı. Tahta geçtiği zaman 14 yaşındaydı. Çalışkan olmasına rağmen yaşı icabı tecrübesiz olup kendisine rehber olabilecek devlet adamlarından da yoksundu. Üzerinde Valide Sultan'dan başka hocası Ömer Efendi ile Darü Sada Aslı Süleyman Ağa etkiliydi. Sultan 2. Osman güneş yüzlü, heybetli, yüksek himmet sahibi, bahadır bir padişahydı. Fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahir idi. Şirin görünüşlü ve güzel tavırlıydı. Gerçekten de genç yaşına rağmen istikbalde memleket için hayırlı olacağını vaat eden düşüncelere sahipti. Hırçın ve aceleci olmakla beraber cesur ve akıllıydı. Zamanında İngiltere'nin İstanbul Büyükelçiliği'nde bulunan Thomas Roe genç padişahı şu cümlelerle anlatmaktadır. Osman mağrur, yüksek ruhlu ve cesurdu. Hristiyanların can düşmanlarından biriydi. Ataları seferlerini imrenmekte, büyük işler planlamakta ve namın hepsinin üzerine çıkarmak için gayret sarf etmekteydi. Saltanatı müddetince uygulamaları onu reformcu bir devlet adamı karakterini ortaya koyuyordu. Osmanlı Devleti'nde padişahın merkezi mutlak otoritesini yeniden hakim kılmak istiyordu. Merkez ve taşra ordusunu reorganize etme çalışmalarına başlamıştı. Kapı kulu harcamalarında savurganlığı önleyici tedbirler almaktaydı. Taşra mirasını sıkı denetim altına almak için çalışmalar yürütüyordu. Genç padişahın yine etrafındaki kişilerin düşüncesiyle ocakta büyük bir çekişme içerisine girmesi ve yapılan telkin uyarıları dikkate almaması ise hayatına mal olmaya kadar varacak ikinci büyük hatası olmuştur. Hadiselerin başlangıcında sağlam tedbirler almak suretiyle önüne geçilmesi önlenememiştir. Zira isyanın başlangıcında üst düzey askerler işin içinde yoktu. Padişah ise ileri gelen devlet adamları ve ulemanın nasihatlerine kulak asmamış, karşısındaki gücü küçümsemiştir. Bu yüzden işler giderek daha da çıkmaza girmiştir. Komuta kademesinin harekete dahil olmaması padişah yine yanılgıya sürüklemiştir. O son ana kadar başsız askerin dağılacağını düşünmüştür. İsyan büyüme emareleri gösterip büyük bir fitnenin kapıda olduğu belirince tecrübe sahibi devlet adamları ve ulema asker tarafından istenen devlet adamlarının feda edilmesinin yani ehveni şerrin tercih edilmesinin daha doğru ve isabetli olacağını padişaha hatırlatmışlar. Fakat padişah bunu da kabul etmemiştir. Dirayetli Şeyhülislam Esat Efendi ve zamanın ünlü şeyhi Aziz Mahmud Hidayi gerekli ikazları çekinmeden ortaya koymuşlardır. Şeyhülislam padişahın hacca gitmekten vazgeçmesi yönünde fetva çıkarmıştır. Aziz Mahmud Hidayi ise bu minval üzere mektup yazarak padişaha tavsiyelerde bulunmuştur. Fakat genç Osman asla bu tavsiyelere kulak asmamış, hususi hocası Ömer Efendi ve Darü Sada Aslı Süleyman Ağa'nın sözlerinden başka hiç kimsenin sözünü dikkate almamıştır. Genç Osman karakter olarak da geleneğe fazla önem vermeyen bir yapıya da sahipti. Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet döneminden beri devlet yönetiminde doğuracağı mahsurlar nedeniyle hür kadınlar yerine cariyeler ile evlenmişlerdir. Genç Osman bu teamülü değiştirmiş, cariyeler ile evlilik yapmayı kabul etmemiştir. Bütün karşı çıkmalara rağmen Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızıyla evlenmiştir. Aynı şekilde hacca gitmeye karar vermesi de onun teamüle aykırı karakter yapısının örneklerindendir. Genç Osman'ın 7 kule zindanlarında boğularak öldürülmesiyle Osmanlı Devleti'nde ilk kez kötü bir gelenek ve teamül başlatılmıştır. Bu hadiseden sonra devlet adamları menfaati gereği askeri daha fazla kullanmaya başlayacak ve askerin siyasetin içerisine çekilmesini yol açacaktır. Neticede devlet dışarıdan çok içeriğiyle meşgul olacak, gücünü ve kudretini içeride kaybeden bir yapıya doğru sürüklenecektir. Nitekim bu tarihten itibaren Osmanlı tarihinde her zaman girişilebilecek makul ve yararlı yenilik ve ıslahat hareketleri
bir şekilde ihtilal ile engelleme yoluna gidecektir. Dolayısıyla Genç Osman'a karşı gerçekleştirilen ihtilal hareketi orada kalmamış, gelecek dönemlere de sirayet etmiştir. Bundan sonra ve bilhassa gelecek asırlarda memlekete yenilik ve ıslahat yapmak isteyen bütün büyük hükümdarlar ve vezirler bu yenilik hareketleri uğruna ya tahtlarını yahut başlarını vermişlerdir. Ancak güçlü padişahlar ve kudretli devlet adamları döneminde devlet bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilecektir.